Arkadaşlar selam, ben Sarp Kürçü ve Star Wars 101'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Malum yeni bir video çıktı. Aslında trailer demek doğru değil, fragman demek doğru değil. Çünkü kısacık aslında bir televizyon spotu gibi bir şey. Türkiye'de biz o tür şeyleri çok fazla görmüyoruz ama gerçi Marvel filmlerini falan görüyor olsak da televizyonda böyle kısacık, işte 45 saniyelik içerikler olabiliyor. Onlardan bir tanesi çıktı. Birkaç tane yeni sahne var. Birkaç tane düşündürecek şey var. O yüzden diğer fragmanlar gibi parça parça gitmek yerine ee, sadece yenilere odaklanacağım. Orada neler varmış onlara bakacağım. Bunun dışında yine fragmanla alakalı olarak birazcık Ahsoka kitabına dokunacağım. Ve Rebels'ın, Star Wars Rebels'ın 4. sezon 4. bölümüne de bulaşacağım. Yani eğer izlemediyseniz spoiler olacak. O yüzden dikkat dikkat diyorum. Bunu aklınızda bulundurun. Hadi hızlıca başlayalım. İlk önce Luke'un kıyafeti var. Zaten fragmanın başlangıcında Luke normalde alıştığımız beyaz kıyafeti yerine siyah bir kıyafetli Millennium Falcon'un içine giriyor. Şimdi bu sahnenin Akto'da olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü zaten Rey ve Chewbacca oraya gelmişlerdi. Orada bir süre kalacaklar, bir süre vakit geçirecekler. Bu sahnede önemli bir şey var. Luke'un oraya tek kıyafette gitmediğini görüyoruz. En azından bir çanta toplamayı akıl etmiş diye düşünüyoruz. Ve hani bunca yılını tek bir kıyafeti leş gibi getirecek hali kullanmamış. Peki önemli bir soru var. Daha önceden buna cevaplamıştım ama Luke yalnız mı? Yani Luke Akto'da yalnız mı? Aslında Hayır. İki tane önemli şey var. Birincisini önceki fragmanda da net olarak gördüğümüz ya da yılın öncelerine kadar gerisi giden porklar var. Aslında porkların ilk kez karşımıza çıkış yeri zaten akta olacak. Oradan Millennium Falcon'a yani Chewbacca'nın yanına gelecekler. Orası önemli bir detay ama sadece onlar yok. Entertainment Weekly'nin içerisinde var olan bir fotoğraf sayesinde biz başka bir grupla daha tanıştık. Onlar da caretaker'lar yani bakıcılar. Bu bakıcıların hepsi dişi. Akto'da bin yıllardır varlar ve aynı zamanda oranın işte binalarını vesairelerini genel olarak yaşamını düzenliyorlar. Tabi aklınıza ilk gelebilecek olan soru bu yaratıklar force sensitive mi? Onu tam olarak bilmiyoruz. Yani %100 evet ya da %100 hayır diyemiyoruz. Ama elbet Force ile alakaları olduğunu düşünüyoruz. Yani buna hep şey örneğini veririm. Jedi tapınağında çalışan herkes Force sensitive değildi. Oranın temizlikçisi de var. Oranın bakımı da yapılıyor. Oranın heykel tıraşı da var. Vesairesi de var. Yani orada çalışan herkes %100 Force sensitive olmak zorunda değil. Ama bu varlıkların tam pozisyonunu bu noktada bilemiyoruz. Ya da spektrumun neresindeler bilemiyoruz. İkinci olabilecek soruysa Luka hizmet edip etmedikleri. Hayır arkadaşlar, Luke'u sevmiyorlar bildiğimiz kadarıyla ve ee, Ryan Johnson'ın dediğine göre Luka sadece katlanıyorlar, tolere ediyorlar yani. O yüzden en ona farklı farklı kıyafetler getirmelerini vesairelerini çok fazla düşünmeyelim. E, Millennium Falcon'un içerisinde ben gezdiği zaman hem oradaki anılarını hem Han'ın ölümünü vesairesini yaşayacağını düşünüyorum. Orada bir duygusallık dönüyor. Bu sahnenin bence önemli olan kısmı bu. Bir sonraki sahneye geçelim. Kylo Ren'in ışın kılıcı. İnternetteki Kylo Ren'in ışın kılıcı fotoğraflarına vesairelerine baktım. O kılıç tasarım olarak gerçekten Kylo Ren'in kılıcına çok benziyor. Ama tabi bazı detayları seçmek birazcık zor. Problem şurada yalnız. O kılıcı kim tutuyor? Kılıcı ince kollu birisi tutuyor arkadaşlar. Yani Kylo Ren'in tutup tutmadığından emin değilim. Şimdi kollarda bileklerde bir kıyafet var. Ve fragmanın birkaç sahne sonrasında Rey'in kollarını görüyoruz. Rey'in kollarındaki kıyafet yapısına benzer bir kıyafet var. Ama aynısı değil tam olarak. Yani kumaşın yapısı sanki biraz farklı gibi. Zaten rengi de koyu. Ama yine fragmanın daha da ilerleyen kısımlarında Rey ıslandığı zaman yağmur altında Luke'la birlikte durduklarında aslında kıyafetin rengi vesaire o sahneye yakın bir renge yaklaşıyor. Ama yine de ben kumaşın şeklinden %100 aynı olduğunu düşünmüyorum. Peki bu kişi kim diye düşünecek olursanız benim aklıma bir şey geliyor. Biz daha Ren Şöval şövalyelerini görmedik arkadaşlar. Kylo Ren, bu şövalyelerin başı. Doğal olarak bunların kim olduğunu görmemiz lazım. Daha bunlardan kimseyi görmedik. O yüzden öyle özel bir hani force sensitive birlik zamanında imparatorun eli olduğu gibi Mara Jade onlardan bir tanesiydi. Luke'un eşi bunlar Legends hikayesi. Ee, orada nasıl imparatorun eli varsa force sensitive kişilerden burada da Ren şövalyeleri diye hep bellemiştik. Ama daha Ren şövalyeleri doğru düzgün yüzlerini göstermediler. O yüzden belki onlardan bir tanesini görürüz diye bir umut var içi, içimde. Ya da bu e, var olan işte halüsinasyon ya da hayal sekansının içerisindeki bir sahne olabilir. Çünkü Rey'in Kylo Ren'in ışın kılıcını paldır küldür bir dövüşte kullanacağını zannetmiyorum. Öyle bir şey olacak olsa bile bence bunu herhangi bir TV spotta ya da fragmanda açık etmezler diye düşünüyorum. Gelelim Snow'un taht odasına. Buna dair görüntüleri zaten bir önceki fragmanda görmüştük ufak ufak. Hani Rey'in e, burada beli ters döner bir şekilde işkence çekeceği bir sahne vardı hatırlıyorsanız. Hatta o sahnede de yine Rey'in kollarındaki kıyafetin bu Kylo ışın kılıcına benzeyen halini görebilirsiniz. Oradaki sahneye benzeyen daha doğrusu. Evet buradaki sahnede arkadaşlar ilginç birkaç detay var. Burada ilk gördüğümüz kişi tabii ön tarafta Armitage Hux Kylo Ren'le kavga ediyordu Star Killer Base'in ateşi esnasında bağırarak nazivari konuşmayı yapıyordu falan. Ee, onu burada görüyoruz. Onun dışında arka tarafta ilginç bir detay var. Kırmızı birer tane e, korumayı görüyorsunuz. Bu korumalar arkadaşlar imparatorluktaki Imperial Royal Guard'lara çok benziyor. Aslında Imperial Royal Guard'ların da tabii kökeni Senato Guard'larıydı. O zamanlar rengi maviydi ama e, Palpatine başa geçtiğinde onlar değişti. Hem birliğin yapısı hem özellikleri değişmişti. Hem de aynı zamanda üniformaları değişmişti. O ayrı bir şey. Şimdi e, bu... İnsanların aklına birçok soru işareti getiriyor tabii. Benim aklıma getirdiği öncelikli soru işareti ise şu. E, i̇mparatorluğa köken olarak niye bu kadar bağlı e, First Order? Bunun sebebi de arkadaşlar yanımda biraz sonra göreceğiniz kitap serisindeki son kitap olan Aftermath Empire's End'de. Zaten Rey Sloane İmparatorluğun çöküşünün garantilendiği ama yeni bir şeylerin kurulacağı bilinmez uzaya doğru bir yolculuğa çıkıyordu. Ve aslında Return of the Jedi'dan hemen bir sene sonra... Biz first order'ın bir kurum kuruluş ya da isme sahip olma anlamında değil ama bir düşünce bir felsefe olarak kuruluşuna şahit oluyoruz demek ki. Yani biz The Force Awakens'da gördüğümüzde yaklaşık 30 yıllık bir el altından birikimin vesairenin sonucu. Aklınıza gelen şeyi söyleyeyim evet Kanba kitabını okudum ve hayır beğenmedim. Hayır sevmiyorum. Bununla ilgili birkaç videodur konuşuyorum zaten. Ama tekrar söylüyorum. Türkçe'ye çok az kitap çevrildiği için yeni Star Wars'ta. Sizlerin hevesini kurs hevesinizi kursağınızda bırakmamak için bunu çok fazla sağda solda hani inceleme çekip falan söylemiyorum. Orada First Order'ın kurumsal anlamda yani diplomatik arenada... E bilinirlik anlamında kuruluşuna şahit oluyor olabiliriz. Ama o eylem yapılmadan önce, o senatörler ikna edilmeden önce zaten el altında bu iş sürüyordu. Hemen buradan Sunon konuşmasını atlıyoruz. Çünkü bu fragmandaki belki de hani işin söz anlamında bizim için en yeni olan şeyi bu. Karanlık yükseliyor ve onunla karşılaşmak için aydınlık da diyor Sunok fragmanın içerisinde. Bu esnada işte re'yi görüyoruz vesaire. Bunlar hakkında çok fazla spekülasyon yapmayacağım arkadaşlar. Bir önceki video zaten bir saati geçti. Bunlarla ilgili konuştuk ettik diye. Yani bu kısmı o yüzden hızlıca toparlıyorum. Ee, i̇lginç bir şeyler öğreneceğiz. Zaten karakterlerin kendilerini keşfetmesi gibi bir mevzu var. O önemli bir nokta. Ardından Millennium Falcon'ın kovalanma sahnesi var. Hatırlarsanız önceki fragmanda yani düzgün asıl fragmanda bunu görmüştük ama ben %100 burası neresidir diye bir konuşma yapmamıştım. Emin olmadığım için böyle birazcık farklı bir yerde olabilir ama crate de olabilir diye düşünüyorum demiştim. Şimdi arkadaşlar bu sefer oranın crate olduğundan emin gibiyiz artık. Crate biliyorsunuz işte yerlerin kum rengi olduğu ama üstteki o kum rengi kalktığı zaman alttan kırmızı minerallerin gözüktüğü bir yerdi. Ve orada bol bol kristallerin olduğu bir yerden Millenium Falcon gidiyordu. Arkasında da yeni Taylar onun peşinden kovalıyordu. Gelelim Krayt olduğunu nereden bildiğimiz kısmına. Çünkü arkadaşlar Millenium Falcon'un Krayt'in yüzeyini kırıp yukarıya çıktığı bir sahne var. Ve oraya küçük kristal parçaları dökülüyor ediyor. Yani e, yer altında yapılan bu e, mağaralar diyeceğim artık çok geniş e, yollar ya da. Oralarda yapılan kovalamacadan sonra Millennium Falcon'ın yukarıya çıktığını görüyoruz Hatta bu savaş esnasında Finn'in de yerde Şu üstü açık araçların içerisinde Başka bir şey tepki gösterdiğine dair Ufak da bir sahnemiz var bu alanda arkadaşlar şeye atlayacağım ben. Kristaller mevzusuna atlayacağım. Çünkü e, bu aralar bu konu yine ortaya çıkmaya başladı ve Star Wars'un Disney'in eline geçtikten sonra bir işi ne kadar net ele yüze bulaştırdığının kanıtı bu. Tekrar söylüyorum Rebels'ın Star Wars Rebels'ın 4. sezon 4. bölümüyle ilgili konuşacağım. Her ne kadar bu Disney tarafından YouTube'a konmuş bir video olsa bile ben yine de sizi uyarıyorum. Spoiler'lar dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, Asoka'nın kitabında hep söylendiği, konuşulduğu üzere biliyorsunuz. Kyber kristalleri aslında renksizdi ve siz Force Sensitive olarak onun yanına gidip onu bir şekilde bağ kurmak için zorladığınızda rengini belli ediyordu. Renk sahibi oluyordu. İşte ama Sithler e, Kyber kristallerini daha doğrusu e, karanlık taraftakiler Kyber kristallerini zorladıkları için Kyber kristali kanıyordu ve rengi kırmızı oluyordu. Bu Asoka kitabında çıkan kısmıydı. Ama e, Star Wars farkındaysanız bunun üstüne hiçbir satır bir şey söylemedi bundan sonra. Çünkü burada arkadaşlar işi çok fena batırdılar. Gerçekten batırdılar. Benim sık sık referans verdiğim kitap Star Wars Aftermath'in 3. kitabı Empire's End. Direkt e, şeyden sonra olan Return of the Jedi'dan sonra olan bir senelik süreci anlatıyor. Ve hatta ilk Battlefront oyununda da gördüğümüz Jakku Savaşı'nı. Ayrıca The Force Awakens'da Rey'in içinde yaşadığı AT serisi Walker'ın da kökenini görmüş oluyoruz bir anlamda. bu kitabın içerisinde arkadaşlar bir chapter vardı. Ben hep size bu chapter'dan Tekrar tekrar bahsettim. Bu chapter arkadaşlar Kyber Kristallerinin İmparatorluk tarafından Death Star'ı beslemek adına çalındıktan sonra Onları yuvaya geri getiren bazı hacıların yani e, hacca giden gibi düşünün. Hacıların hikayesi yoksa kanka hacı anlamında değil. Siz bu arada kitaptaki malum sayfanın e, fotoğrafını da görüyorsunuz şu anda. Oturdum acımadım çektim. 180. sayfa arkadaşlar bendeki baskının hardcover baskının e, 180. sayfasında geçiyor konu. Ve e, burada karakterlerden bir tanesi işte bir çeşit yaratıklardan kaçarken bunları da önceki videolarda anlattım. Aftermath, Empires and inceleme videolarımı bulabilirsiniz. Onlarda bu kitaplarda anlatılan hikayeyi olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum size. Çünkü bunlar Türkçe'ye çevrilmedi. Ee, orada bir alana giriyor ve kayber kristallerini görüyor. Arkadaşlar net bir şekilde hani sanki birer göz gibi bakarcasına kayber kristallerinin parladığını anlatıyor çocuk. Bu kayber kristalleri arasında mavi, yeşil ve kırmızı var. Yani kayber kristalleri öyle renksiz falan değil. Gayet renkli olarak da bulunabiliyorlar. Bunlar Star Wars'un bir parçası. Şimdi diyeceksiniz ki abi Ahsoka bir kitap, Empire's End bir kitap bir bir bu durum. İyi de arkadaşlar madem bu durum bir bir Star Wars Rebels'ın 4. sezon 4. bölümünde gördüğümüz kristal neden yeşil? kocaman bir kristal olarak buluyoruz. Hatta bu dev kristal e, işte taşınıyor çünkü Death Star'ın lazerini beslemek üzerine kurulacak yani amacı bu. Ve bu süreç esnasında kimse o kristalle Force'da birleşmedi. Çünkü Force'da birleşme yapıldıktan sonra o kristali kılıç için kullanmanız gerekiyor zaten yani... O kişinin Force'daki enerjisini vesairesini odaklamak için kullanıyor ki bununla ilgili Aftermath Empire Zend'de de bir işte e, hacıların başındaki ruhban sınıfından kişinin bununla ilgili holo kayıtları var. Bunları anlatıyor. Ama kimse bu büyük devasa kristalle intune olmuyor. E böyle bir olay olmadığı için bu kristal nasıl yeşil oluyor ve nasıl yeşil kalabiliyor? Çünkü bu kristalin doğal rengi bu arkadaşlar. Yani e, ardından da işte Kreit gezegenindeki kristaller kayber mi değil mi bunu bilmiyoruz. Yani ben bu konuda kesin bir şey söyleyemem ama imparatorluğun e, köken olarak getirdiği ardından First Order'ın devam ettiği kültüre göre herhalde bu kristaller hala önem teşkil ediyor. E Kreit'in işgal edilmesindeki ve Kreit'teki daha doğrusu bu First Order çoğunluğunun olmasındaki sebep bence bu. E bu olunca da doğal olarak o kristallerin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. E bizim kredide gördüğümüz kristallerin büyük çoğunluğu zaten kırmızı. Demek ki neymiş? Asoka kitabı genel olarak Star Wars'un üstüne yapılan külliyatında zaten geri plana atılmış durumda. Bu nedir? Bu yani ben haklıyım sen haklısın kavgası değil. Bu arkadaşlar Disney'in Star Wars'ı işlerken holokron görevlileri var onların yeteri kadar işini iyi yapmadığı anlamına geliyor. Yani yazarlarla bunu konuşurken şey yaparken üstün körü bir şekilde ya tamam sen ona okey dedik biz sen yazı ver öyle diye onay vermeleri ve daha sonra bu pisliği temizleyememeleri anlamına geliyor. Nasıl ki episod 1 2 3'teki Midichlorian saçmalığının şimdi üstüne herkes yatıyorsa ve bu olabildiğince hasır altı edilmeye çalışılıyorsa ki 1 2 3 film oldukları için mecburen kanon ama Kimsenin midi klorinlerden doğru düzgün bahsettiğini görmüyorsunuz artık Star Wars'ta. O nedenle benzer şey büyük ihtimalle Ahsoka'nın kitabına da olacak arkadaşlar. O kitaptaki bu kristali kan attım ettim bilmem ne mevzusu hasır altı edilecek. Çünkü bana sorarsanız zaten dünyanın en saçma argümanlarından bir tanesiydi. Hiçbir şekilde anlamı olmayan bir yere oturmayan. Ee, yani insanımsı bir kavram Fable mı okuyoruz abi biz burada tavşan konuşsun diye hani bir mevzuyu insanımsı canlı olan bir kavramı alıp da böyle cansız bir şey ki kristal gerçekten işin e, ışın kılıcı anlamında kılıcın kalbidir vesairedir onu kabul ediyorum ama e, içerisindeki forsu şey yapmasından öte gerçekten enerjiyi odaklayabilecek e, yoğunluğa densiteye sahip olmasıyla alakalıdır yani olayı çok fazla duygusu olarak ele almanın bir sebebi yok. Gerçekten yok. Bunu da söyledikten sonra gelelim son sahneye Luke ve Rey'in karşılaşmasına. Şimdi bu sahne bana soracak olursanız arkadaşlar bir hayal sahnesi. Yani Luke'un Dagobah'da mağaraya girdikten sonra gördüğü hani Vader'la karşılaşıyor, kafasını kesiyor, kask düşüyor ve içinden Luke'un suratı çıkıyor ya. Onun gibi bir hikaye aslında bu. Yani Rey orada kılıcı Luka kaldırmıyor. Zaten hani Luke bu karşılaşma beklediğin gibi olmayacağı benzer bir laf söylüyor. Bunları bir önceki fragmanda detaylı işlemiştik. Ama orada Rey sanki bir e, rüyanın bir e, hani hayalin içinde aynı Degoba mağarasında olduğu gibi e, böyle bir şey gerçekleşiyor. Bu e, nereye sonuçlanacak? Nereye bağlanacak? Bunu da bilmiyoruz. Ama umuyorum ki güzel, başarılı ve tatlı bir şeye dönüşecektir. Zaten hep söylüyorum film Episode 5 Empire Strikes Back'e çizgi olarak çok benziyor. Buradan zaten şunu anlıyorsunuz. J.J. Abrams'ın The Force Awakens'ı A New Hope'a benzer bir şekilde çekmesi bir aslantı değildi. Aslında bu tümüyle Disney tarafından ve Caitlyn Kennedy tarafından onaylanmış bir hamleydi belli ki. Çünkü Ryan Johnson'ın çektiği filmde gördüğümüz kadarıyla daha filmi izlemedik ama Episod 5'e çok benziyor. O yüzden bununla ortak noktalar yakalamak elbette mümkün. Ee, böyle bir e, durum var arkadaşlar. İş bu şekilde ilerliyor. Güzel bir şeye benziyor. E, filmin zaten çıkmasına çok az kaldı. Heyecan dorukta. Deli gibi heyecanlıyız. Her şey güzel. Bununla birlikte Star Wars'un bu kısmını, fragmanı kapatıp... ...birazcık da bu aralar Star Wars ile ilgili başka bende ne oluyor onu söyleyeyim istedim. İlginç bir şekilde geçenlerde bir mail aldım ve... E, Oyun Gezer dergisinden işte orada çalıştığım süre boyunca sürekli Star Wars ile ilgili içerikleri ben yazardım zaten. Ve e, benden bu alt kısmının alternatif e, kültür kısmının içerisine Zoom sayfasına The Last Jedi yazmamı istedi arkadaşlar benden. Oraya iki sayfalık yine bir Last Jedi'ın e, derli toplu beklentilerimizin nasıl olduğuna dair bir yazı yazdım. Öyle bir şeyim var. Eğer imkanınız olursa oyun gezerin bu ayki sayısını da alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda 10. yılını kutluyor dergi. Bağımsız, kendi başına ayakta duran bir dergi olarak bence bu çok büyük bir beceri. O yüzden takdiri kesinlikle hak ediyor. Orada da özel 100 oyunluk bir liste yapıldı. O listeye de ufak 3-5 tane katkıda bulundum ben. Böyle şeyler dönüyor. Bunun dışında arkadaşlar Twitch kanalımı dirilttim. Daha doğrusu dirilttim derken daha önce bir iki kere deneme yaptığım bir yerde Orayı baştan e, aşağıya düzenledim. Hatta oradaki oyun videolarını YouTube'a da atıyorum. E, bununla ilgili şeylerim var diyeceksiniz ki abi biz seni Star Wars'ta tanıdık arkadaşlar. Ben Star Wars'tan çok önce oyun dünyasındaydım zaten. Siz beni biraz geç tanımışsınız ama olsun geç olsun güç olmasın demişler. O yüzden hani aslında o tarafta da benim ağır bir kökenim olduğu düşünülürse hani bu işleri yapmam umarım size çok garip gelmiyordur. E, geliyorsa da üzgünüm çünkü artık bu kanalda bu tür şeyleri ya da oyunlarla ilgili bazı eleştiri vesaire videolarını daha sık göreceksiniz diyeyim. Genel olarak bunlar oluyor şu anda e, hayatımda. Bunlar dönüyor. Onun dışında Star Wars heyecanla beklemeye devam. İlk fırsatta geldiğinde izleyebildiğim sayıda artık aynı gün içine kaç tane sığdırabilirsem izleyip ardından gelip burada sizlerle detaylarını konuşacağım. Ee, hala ne yazık ki Türkçeye doğru düzgün Star Wars kitabı çevrilmiyor Bu hala çok büyük bir problem. O yüzden neyi okumalıyız Neyi okumamalıyız sorularını çok sık soruyorsunuz bana Ama arkadaşlar konu İngilizce olduğum okuyabileceğiniz çok kitap var. Bir pahalılar. Yani şu kitapları ben yurt dışından getirtirken yanında iki kitapla bilmem neyle falan neredeyse 250-300 liraya yakın para vermek durumunda kaldım. Çünkü kargosuna veriyorsunuz e, doların, euronun şeyi belli daha doğrusu onların bir suçu yok. Bizim Türk lirasının dünya genelindeki değersizliği belli. Hani o şeyi yakalayamadığı, uluslararası paritede bir şey yakalayamadığı için aldığımız her ürün 3.5-4 katı pahalı oluyor bizim için. Artı bir de kargo vesaire ödüyorsunuz. Artı bir de işin içine biliyorsunuz artık 30 euro'nun üstünde sanki yurt dışından kitap ithal edip millete satıyormuşum gibi vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman arkadaşlar İngilizce kitap okumak gerçekten bir lüks. Halbuki kitap okumak, bilgilenmek bir ülkenin yapı taşlarından bir tanesi olmalı. Ama Türkiye'de ne yazık ki işler böyle işlemiyor. O yüzden size ben fersah fersah kitap önersem bile bu kitapları elde etmek çok zor. Ee, birinci problem bu, bir ikincisi e, ne yazık ki şu anda Star Wars daha filmlerden vesairelerden bağımsız. Düzgün kitap serilerini tutturmakta zorlanıyor. Daha o şekilde bir girişim yok. Yani Force Awakens'a kadar ne olduğu öğrenelim diye sorduğunuz zaman ne yazık ki size arkadaşlar o dünyada o dönemde geçen şöyle 6 kitaplık güzel bir seri var diye size bir şey öneremiyorum. Şu anda çok filmlere yakın dönemlerin olduğu çizgi roman ve kitap serileri çevresinde dönülüyor ve Star Wars birazcık young adult. Yani işte azıcık Harry Potter, azıcık Twilight yani alacakaranlık ...şeyinde alanında dönen kitaplar çevresinde gidiyor birazcık. Öyle bir young adult tarzı var. Yani yetişkin kitapları eskisi kadar çok yazılmıyor belli ki. Ama mesela hani konuya böyle bakmamak lazım. En son okuduğum ve daha tam olarak bitirememiş olsam da çok keyif aldığım... ...Tarkin kitabı, Timothy Zahn'ın yazmış olduğu Trump kitabı... ...hatta yenisi de gelecek gibi çok güzel örnekler var. Bunları okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi şöyle bir aldım, okudum, beni aldı götürdü diyebileceğiniz 3 kitaplık, 4 kitaplık bir seri daha ortada yok. Olsa bile zaten Türkçesi yok diyor. Ve yavaş yavaş bu videoyu paketliyorum, toparlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Artık kim öyle kim kala neler çekeriz neler çekmeyiz bilmiyorum ama güzel şeyler gelecek diye umuyorum. Güç sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.